Merhabalar, hoş geldin. Nereye geldin? Çemberin üçüncü konusu olan noktayla çemberin durumlarının standart sorularına. Dört tane soru bizi bekliyor. Dediğim ya, konu anlatımında bu bölüm çok fazla uzun değil. Seni çok fazla sıkmayacağız. Dört tane soruyla şöyle konu anlatımında anlatmak istediğim durumları izah etmeye çalışayım. Şöyle bir alıştırayım seni. Ne dersin? Hadi bakalım. İyi seyirler. Bir an önce gelsin. Birinci sorumuz. Şimdi ben mümkün mertebe iki yöntemi de sana izah etmeye çalışacağım. Birkaç soruda göstereceğim ama her soruda da işlemsel olarak uzunluk olmaması açısından göstermeyeceğim. İlgili şartlarımız burada zaten. Noktası diyor çemberin üzerinde olduğuna göre. Nokta çemberin üzerindeyse zaten götürüp yazdığımız zaman sağlaması gerekir. Yani bu r kareydi, istersen bu tarafa atarsan sağlar. Sonuçta bunun r'sini bulmaya gerek yok. Bu ifade sıfır eşit olduğu takdirde sağlayacaktır. Bunu biliyoruz, değil mi? Yazalım o zaman birinci olarak. X yerine 2 yazıyoruz. 2'nin karesi artı y yerine a yazıyoruz. A kare eksi 2 artı 3a eksi 5 eşittir 0. Düzenleyelim. A kare artı 3a 4 2 eksi 5 eksi 1 kaldı. Eksi 2 daha eksi 3 eşittir 0. Şimdi değerli arkadaşım, malumun ne diyor? A'nın alabileceği değerler toplamı diyor. Biliyoruz ki biz kökler toplamı neydi? A1 artı A2, bu x değil. A1 artı A2 eşittir. Eksi B bölü A idi, değil mi? Yani eksi B bölü A'dan kastım x'li terim. Yani A'nın katsayısı eksi 3 bölü. A dediğimiz ifade neydi? X kare, yani en büyük derece terim, ikinci dereceden fonksiyonun katsayısı nedir? A. A karenin katsayısı 1'dir. O zaman sorumuzun doğru cevabı ne olacaktır değerli arkadaşım? Eksi 3 olacaktır. Ancak bunu şöyle de yapabilirdik. Nasıl yapabilirdik? Çember çizebilirdik. Bu çemberin merkezini gösterebilirdik. Değil mi? Merkezini bulup buradan yarı çapı bulup yarı çap uzunluğunu üzerinde diyor. P2'ye A noktası. O zaman bu merkezle bu nokta arasındaki uzaklık, merkezin koordinatlarıyla bunun arasındaki uzaklık yarı çapa eşit olmak zorundaydı. Oradan da bulabilirdik. Hemen merkezimizin koordinatları bulalım. Eksi D bölü 2'ye eksi E bölü 2. Hay hay. Buradan ne çıkacaktır? Eksi D bölü 2 eksi 1 bölü 2 yapar. Eksi E bölü 2 de eksi 3 bölü 2'dir. Pardon, bu eksi olduğu için bir dönde eksi var. Artı 3 bölü 1 bölü 2. O da eksi 3 bölü 2 yapacaktır. Tamam. Yarı çapımızı bulalım. Neydi? Kök içerisinde D kare artı E kare eksi 4F. D kare 1. Eksi 1'in karesi 1. E kare 3'ün karesi 9. Eksi 4F. Eksi 4F dediği için eksi 4 çarpı eksi 5'ten artı 20 gelir. Bölü 2. 20 artı 9, 29, 30, kök 30 bölü 2 yapacaktır değerli arkadaşım yarı çapımız. O zaman merkezimizin koordinatları 1 bölü 2'ye ne dedik? Eksi 3 bölü 2. Ve kök 30 bölü 2. Ne kadar uzun değil mi? Buradan yapmanın bir anlamı var mı? Tabii ki yok. Ama istersen ben gene de görmen açısından yapmak istiyorum. O zaman iki nokta arasındaki uzaklık, yani kök 30 bölü 2 eşittir. Kök içerisinde 2 eksi 1 bölü 2, 2 eksi 1 bölü 2'nin karesi artı a artı 3 bölü 2'nin karesi. Hay hay, her iki tarafın parantez karesini alalım değerli arkadaşım. 30 bölü 2, 30 bölü 4, 15 bölü 2 yapacaktır. Eşittir. Değil mi? 30 bölü 4, 15 bölü 2 yapacaktır. Eşittir. 2 eksi 1 bölü 2 kaç yapar? 3 bölü 2'nin karesi 9 bölü 4 yapar. O zaman ne yapalım? Burada 4 olsun canım. 30 bölü 4 yapalım, değil mi? Paydalar madem aynı olması açısından 30 bölü 4 yapalım. Tamam, devam ediyoruz. Her iki tarafın karesini aldık çünkü. Artı a artı 3 bölü 2'nin karesi. 30 bölü 4 çıkartırsak 21 bölü 4 kalır, değil mi? 21 bölü 4 yapacaktır. O da eşittir a artı 3 bölü 2'nin karesi. Tabi her iki tarafın kare kökünü alacak olursak neydi? Mutlak değerce a artı 3 bölü 2'nin mutlak değeri eşittir kök 21 bölü 2 yapacaktır. Ki kökler toplamını hatırlıyor musun? Mutlak değerin özelliği gereği içini sıfır yapan değerin iki katıydı. Yani a eşittir eksi 3 bölü 2 idi. 2 saat bunu açmaya gerek yok. Bunun iki katı 2 aydı, değil mi? Toplam kökler toplamı özelliğimiz vardı hatırlarsan. Eksi 3 bölü 2'nin iki katından eksi 3 olarak bu şekilde bulunacaktır. Yani sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Tabi ister bu yoldan yap, ister öbür yoldan yap, senin bileceğin iş. Ama ben yöntemi görmen açısından söyledim. Tabii ki birinci yöntem bizim için daha kullanışlı, değil mi? Hemen gelelim ikinci sorumuza. Ne diyor? Noktası diyor çemberin dışın, evet, noktası çemberin dışında olduğuna göre M'nin alabileceği en büyük negatif
tam sayı değeri ile en küçük pozitif tam sayı değerinin toplamı kaçtır? Şimdi çemberin dışında olduğuna göre diyor. Tamam. Burada yapacağımız husus yine birinci yöntemden de yapabiliriz, değil mi? Neydi birinci yöntemimiz? Bir çember düşünmüştük. Hemen şöyle gösterelim. Bir çember. Çemberimizin merkezi zaten burada var. 4'e eksi 7. Merkezimiz 4'e eksi 7. Dışında olduğuna göre diyorsa bu A noktamızda M'ye 5. Yarıçapımız zaten 13. Şurası 13. O zaman MA uzunluğu değil mi? MA uzunluğu nereden büyüktür değerli arkadaşım? Şurayı düzeltelim. MA uzunluğumuz büyük olacaktır. Yarıçaptan yani 13'ten büyük olacaktır değil mi? Yarıçapımız neydi? 13 idi. Şunu bir daha düzgün yazalım. 19'un 169 13'ün karesidir. Burası 13'tür. Büyüktür 13'ten olacak. Çünkü dışında olduğuna göre. O zaman MA uzunluğunu bulabiliriz. MA uzunluğu dedi iki nokta arasındaki uzaklıktır. Hemen kullanalım. M eksi 4'ün karesi artı 5 eksi nedir? Eksi 7. Bir de önde eksi var. Artı 7 yapar. Tabii 5, 12, 13 üçgen olacak değil mi? O da eşittir 13. Buradan değerlerde her tarafın karesini alırsak 144, 169, 5, 12, 13'ten M eksi 4'ün karesi büyüktür. Ne olacak değerli arkadaşım? 25 olacak. Değil mi? 169'dan 144'ü çıkartsak 25. Şimdi o zaman şöyle bakalım. Biz bu ifadeyi nasıl çözüyoruz? Biz bu ifadeyi şöyle çözebiliriz. Bunu bu tarafa atalım. M eksi 4'ün karesi eksi 5'in karesi büyüktür 0. Buradan iki kare farkından M eksi 4 eksi 5 bir eksilisi. M eksi 4 artı 5 bir de artılısı. Büyüktür 0 olur. Buradan M eşittir 1 9 gelir. Bir de M eşittir eksi 1 gelir. O zaman eksi 1 ve 9 dedik. Tabii ne yapacağız? Köklerini bulduk. Bulduktan sonra tablo yapalım. En büyük derece terimin katsayısı pozitif olduğu için pozitifle başladık. Eksi artı. Hay hay. Sıfırdan büyük olan yerlerden bahsediyor. Buralar sıfırdan büyük olduğu noktalardır. O zaman ne diyoruz? Alabileceği negatifteki en büyük değer. Eksi 1'den küçük eşitlik var mı? Yok. O zaman ne olacak? Eksi 2 olacak. Eksi 2 olacak. Burada ise alabileceği en küçük pozitif değer 10 olacak. Eksi 2 ile 10'un toplamı kaç yapacaktır değerli arkadaşım? 8 yapacaktır. Yani sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? E seçeneğidir. Ama tabi istersen bunu şu şekilde de yapabilirdik. Oradan da göstereyim. Bu soruda da göstereceğim ama bundan sonra diğer sorularda hangisi işimize gelirse ondan yapalım. Olur mu? Çünkü senin de vaktini fazla almak istemiyorum. Tabi dinlemek isteyen arkadaşlarımız geçebilirler ama dinlemeniz tabii ki tavsiye olunur. Ne diyor? Dışında olduğuna göre. Dışında olduğuna göre büyüktür r kare diyorduk değil mi? O zaman noktaları götürüp yazalım. M eksi 4'ün karesi artı 5'i yazarsak 12'nin karesi. 12'nin karesi büyüktür 169. Oradan yine M eksi 4'ün karesi büyüktür 25 çıkıyor değil mi? Aynı şey çıktı mı? Aynı şey çıktı değil mi? Şuradaki gibi. Demek ki sorumuzun doğru cevabı burada da yine aynı işlemleri yaparsak E seçeneği olarak bulunacaktır değerli arkadaşım. Geldik çember ile nokta arasındaki uzaklık. İşte bu. Yani benim anlatmak istediğim kavram buydu sana. Bunu bilmen için yani illa bakanlığın yayınladığı, talim terbiyenin yayınladığı kazanımlar listesinde bu konuda olmasına gerek yok. Nedir? Bunu sen normal bilginle zaten yapabilirsin. Biz bu tür soruları zaten çemberde verdik aslında. Çemberi çalıştıysan bu tür soruları mutlaka orada çözmüşsündür. Şimdi ne yapacağız burada? Çemberle doğru noktası arasındaki en kısa mesafe nokta burada diyelim. En kısa mesafe bu. En uzun mesafeyi sorsaydı bize tabii çap olacaktı değil mi? Şurası diğer uç noktası buraya da A diyelim. Şu mesafede en uzun uzaklık olacaktı değil mi? Çembere en uzun noktası A, en kısa noktası B diyecektik. Bunu bilmek için ekstra bir bilgi bilmeye ihtiyacımız tabii ki de yok. Yine ne yapıyoruz? İki nokta arasındaki uzunluğu kullanacağız. Merkezimizin koordinatları yazdığımız gibi 1'e eksi 3 ve yarıçapımız 4 birim. Hay hay. MP arasındaki uzaklığı bulalım izin verirsen. İki nokta arasındaki uzaklığı kullanacağız. Ne yapıyoruz? 7 eksi 1'in karesi artı 5 eksi eksi 3'ün karesi. 5 artı 3'ün karesi olacaktır. Burası 8. 6, 8, 10 üçgeninden 10 çıkacaktır. Demek ki uzunluğumuz 10 birimse, burada 4 birimse geriye 6 birim kalacaktır. Yani
noktası arasındaki en kısa mesafe 6. Şayet bize sevgili arkadaşım en uzun mesafeyi sorsaydı çapa ekleyecektik değil mi? Yani 8 artı 6, pardon, bu evet bu uzaklık 6'ydı. 10 üstüne de 4 10'du pardon. 4 eklersek 14 olacaktı. Anlaştık. Evet, üçüncü soruda bu şekilde ne yaptık? Geride bırakmış olduk. Gelelim dördüncü sorumuza. Hadi bakalım. Noktası diyor. X kare artı y kare çemberin iç bölgesi. Şimdi iki tane yöntemden çözmeme gerek yok. İç bölgesindeyse hemen tık diye uyguluyoruz, değil mi artık bunu? İç bölgesindeyse götürüp çemberde yerini yazıyorum. 5'in karesi 25 artı a kare. Bu yarıçap küçüktür. İç bölgesinde olduğu için küçüktür. 36. Tamam. Buradan a kare küçüktür. 11 olacaktır. Değil mi? O zaman a küçüktür. Eksi 11 ile artı 11 arasında olduğunu biliyoruz, değil mi? A kare küçüktür 11. Tamam, bu kalsın bir. Devam ediyoruz. Bu noktada bu çember için dış bölgesinde olduğuna göre diyor. O zaman noktaya götürüp çemberde yerine yazalım. 5 eksi 5'ten 0. 0'ın karesi 0. A'yı götürüp burada yerine yazarsak a eksi 12'nin karesi eşittir 12'nin karesi. Bunlar birbirini götürecek olursa a eksi 12 eşittir. Tabii mutlak değerce 12 eşittir. 12 yapacaktır. Değil mi? O zaman ne diyebiliriz? Ha, özür dilerim. Özür dilerim. Ben ne yapıyorum ya? Ben ne yapıyorum? Bir an için afalladım. Ne gibi afalladım? Şöyle, bunları götürmeyelim. Tabii ki götürmeyelim. Ne diyor? Dış bölgesi diyorsa daldım gidiyorum. İşte dış bölgesi ise büyüktür bu olacak değil mi? Tamam. Onu da yine bu tarafa atalım. A eksi 12'nin karesi eksi 12'nin karesi büyüktür 0. Buradan ne diyebiliriz? A eksi 12 eksi 12 çarpı A eksi 12 artı 12 büyüktür 0 deriz. Bunlar birbirini götürür. A çarpı A eksi 24 büyüktür 0 olur. Dolayısıyla bizden istenen şey nedir? A'nın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Burayı bir bulalım. 0'la 24. Hay hay. Tamam. Buradan hangi kökler gelecektir? A kare eksi 11 küçüktür 0. Buradan a kare eksi kök 11'in karesi diyebilir miyiz değerli arkadaşım? Küçüktür 0. Burada da iki kare fark yapalım. A eksi kök 11 çarpı a artı kök 11 küçüktür 0 diyebiliriz. Biraz işlemsel olarak bizi yorabilir. Buradan a kök 11 gelir. Bir de a eksi kök 11 gelecektir. Tamam. O zaman diğer kökleri de aynı tabloya yazalım. Beraber eşitlik sistemi çözer gibi çözmeye çalışalım. Burası da kök 11 diyelim. Eksi kök 11 diyelim. Olur mu? Tamam. Ve tabii iki bölümden oluşturacağımız için ilk denklemin kökleri bunlar. İkinci denklemin kökleri de tabii ki kök 11 ile eksi kök 11. Bu denklemin en büyük dereceli katsayısı artı olduğu için artıyla başladık. Köke gelmediğimiz için yine artı. Köke geldik eksi. Köke gelmediğimiz için devam ediyoruz. Artı. Bu denklemin en büyük derece terimin katsayısı artıdır zaten. Artıyla başlıyoruz. Köke geldik. Eksi. Bu onun kökü değil. Eksiyle devam ediyoruz. Burası artı oldu. Bu da artı oldu. Şimdi sevgili arkadaşım birinci denklemde ne istiyordu bizden? Küçüktür sıfır. Sıfırdan küçük olduğu yerleri istiyordu. Yani alttaki denklemde sıfırdan küçük olduğu yerler burası. Bu denklemde ise neydi? Sıfırdan büyük olduğu yerleri istiyordu. Onlar da burası. O zaman nerede çakıştı ikisi? Şu aralıkta çakıştı değil mi? Eksi kök 11 ile eksi kök 11 ile 0 aralığında mı çakıştı? Evet. Eksi kök 11 ile 0 aralığında çakışmış oldu. Oradan ne gelebilir? Buradan hangi tam sayılar gelebilir? Eksi 1 gelebilir. Eksi 2 gelebilir. Eksi 3 gelebilir. Eksi 4 gelmez değil mi? Dolayısıyla burada kaç tane değerimiz oldu? Eksi 1, eksi 2, eksi 3. Toplamda 3 tane değerimiz oldu. Yani burada aslında biraz eşitlik sistemlerinin çözüm kümesini kullandık. Sen bunları kullanmadan da direkt yapabilirdin. Ama yaptığım şeylerin en ince ayrıntısına kadar anlaşılması için ben uzun uzadıya çözüyorum. Lütfen beni affet. Amaç bütün öğrencilerimin anlaması. Beni dinleyen bütün öğrencilerim, her kesimden öğrencimin, her seviyeden düzeltiyorum öğrencimin bu konuyu en ince ayrıntısına kadar anlaması. Anlaştık mı? Evet. Dördüncü sonunda bu şekilde sonuna geldik. Artık pekiştirme standart sorular burada sonu erdi. Sırada ne var? ÖSYM tarzı sorular var. ÖSYM tarzı sorularda görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.